Herkese merhabalar. 9'dan 10'a kampımızın başlamasına son 7 gün arkadaşlar. Yarın bayram İnşallah güzel bir şekilde bayramda dinleneceğiz, sevdiklerimizi göreceğiz. Pandemiden de kurtulduk çok şükür. İnşallah dikkat ederek bir daha da hiçbir zaman gelmesini istemiyoruz. Ama biz bu bayramda dinlendikten sonra yaz tatilinde de tabii ki dinlenmeye devam edeceğiz ama şunu bilmemiz lazım. 9'dan 10'a geçiyoruz. 10. sınıfa geçtiğimizde böyle sadece yazın yattım geldim dememek adına mükemmel bir kampımıza başlıyor arkadaşlar. 9'dan 10'a hazırlık kampımız başlıyor. 26 Temmuz'da pazartesi günü bayramdan sonra başlıyoruz. Bu kampta sizler için muhteşem bir şekilde 9. sınıf konularını ve ortaokul konularını tekrar edeceğiz. Ardından da 10. sınıfa harika bir şekilde başlayacağız. Neleri tekrar edeceğiz? Matematiği, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafyayı tekrar edeceğiz. Nasıl olacak hocam bu? Hemen söyleyelim. Artık 10. sınıfsınız. Öncelikle alkışlamak istiyorum sizleri. 10. sınıf kanalımıza lütfen abone olun lütfen. Yani kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Dokun sınıf aboneliğinden çıkmayın bu arada arkadaşlar. Ama burada esas konu şu. 10. sınıf kanalında biz 9 10 hazırlık kampında onun sınıfa mükemmel bir ön hazırlık yapacağız. Ama öncesinde sizlerin de mutlaka 9 10 hazırlık setinden hatta şöyle kutu açılımı yapalım. Eski günlerdeki gibi değil mi? Şöyle kutu açılımımızı yapalım şöyle. Hop gelsin. Burada 9'dan 10'a FKB, 9'dan 10'a matematik ve 9'dan 10'a ETC kitaplarımızda yani edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve matematik kitaplarımızda ortaokulu ve dokun sınıfı tekrar edeceğiz. Ortaokulu nasıl yani hocam? Ortaokul nereden çıktı? Biz artık lisedeyiz. Biliyorum ama hatırlarsanız arkadaşlar dokun sınıfı tam anlamıyla okula gidemedik. Yani pandemi nedeniyle Gitmediğimiz gün sayısı gittiğimiz gün sayısından daha fazlaydı. O zaman eksik kaldık biraz geriledik. O zaman biz ne yapacağız? Sizlerle beraber dokun sınıfta bir konuyu öğreneceksek, dokun sınıfta bir konuyu tekrar edeceksek ve onun sınıfta da bununla alakalı göreceğimiz konulara ön hazırlık yapacaksak önce bir ortaokul tekrar yapıyoruz. Dört seçenekli mi hocam? Hayır. Beş seçenekli. E hocam unuttuysak karekodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebilirsiniz. Ardından ortaokul tekrarımıza devam ediyoruz. Yani konuların ortaokuldaki temelini iyice pekiştiriyoruz. 8. sınıfta öğrendiğimiz bu konuları. Sonra 9. sınıf tekrar yapıyoruz. Ardından da biliyorsunuz ki üniversite sınavı yani TET'nin yarısı 9'dan yarısı 10'dan çıkıyor. TET eşittir 9 artı 10. E o zaman 9'dan TET kısmıyla bu konuların TET'deki halini de görmüş oluyoruz. Ve artık 10. sınıfa net bir şekilde hazır olmuş oluyoruz. Fonksiyonlar konusu içinde. Önce ortaokul tekrar yapıyoruz koordinat düzlemiyle. Ardından 9 sınıf tekrarı. Kartezyen çarpım ile. Ardından dokuzdan TT tekrarı. Dokuzdan tyT hazırlık ne yapıyoruz? Çünkü TT'ye çıkabilecek yeni nesil beceri temelli soruları muhakeme dayalı soruları çözerek çok daha iyi anlayacağız. Ve böylece dokuz sınıfı tekrar etmiş olmayacağız. TT'ye de konuların yüzde ellisi açısından hazırlık hale gelmiş olacağız. Dolayısıyla... 9'dan TET ile de artık polinomlara geçiyoruz. Burada yine aynı şekilde. Cebirsel ifadelerle ortaokul tekrarı. Bölme ve bölünebilmeyle 9. sınıf tekrarı ve ardından da 10. sınıf tekrarıyla devam ediyor. Bunu bütün derslerimiz için yani fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya için de bu sette 9-10 hazırlık setinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza bir başlayalım. 9-10 kampının başlamasına 7 gün kaldı. E zaten bize bunu söyledik. 3'ü bir arada. 3'ü bir arada derken hocam burada tam toplam 7 tane ders var. Ama matematik e, FKB ve ETC'yi saydığımızda 3 ders diyebiliriz. Yani sayısal sözel dersler dediğimizde 3 ders diyebiliriz. Ama normalde dediğiniz gibi fizik, kimya, biyoloji 3, matematik 4, edebiyat, tarih, coğrafya 7 tane ders olmuş oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi haftanın sorusuna da bakalım. Kıymet Zahma değişik bir soy isim varmış kendisini tebrik ediyoruz. Sayısal, sözel, iştarlı dil gibi bölümleri seçerken nelere dikkat edin? Güzel bir soru sormuş. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Eğer fizik, kimya, biyoloji gibi derslerden nefret ediyorsanız kesinlikle sayısal bölüm tercih etmeyin. Eğer tarih, coğrafya gibi derslerden nefret ediyorsanız o zaman da sözeli tercih etmeyin. Eşit ağırlık size göre. Fakat şunu da bilmemiz lazım. Sayısal bölüm daha çok ders çalışmayı gerektiren ve daha çok çalıştığın için de çok rahat kazanabildiğin bir alandır. Yani mühendislik, tıp, ...işte e, matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümleri... ...birçok bölüm sayısal bölümlerdedir, sayısal alandadır. Ama hazırlanması zordur. Giren aday sayısı azdır ama hazırlanması zordur. Sözelde ve iştiharlıkta hazırlanması çok kolaydır. Ve çok fazla aday girer o yüzden. Ama hazırlanması kolay olduğu için burada da iyi çalışıp... ...işletme, iktisat, hukuk, öğretmenlik gibi farklı farklı bölümlere de girebilirsiniz. Dolayısıyla hazırlanması en kolay olana daha fazla aday girdiği için... ...orada biraz daha böyle... E, rekabet fazladır. Orada iyi çalışman gerekir. Burada ise hazırlanması zordur ama rekabet azdır. Yani çünkü çok kişi böyle fizik, kimya, biyoloji yapamaz. Bir kere bunu bilelim. Dil ise gerçekten bunların içerisinde en güzellerinden bir tanesi. Neden? Çünkü e, yani hazırlandığın şeyi zaten üniversitede göreceksin. Mesela burada eşitarlıkta hazırlanırken hukukçu olmak istiyorsun. Ama bütün edebiyatla alakalı bilgiye sahip olman lazım. Halbuki edebiyatı ne yapacaksın ileride diye düşünebilirsin. Ama dilde öğrendiğin her şey zaten üniversitede göreceğin, iş hayatında da göreceğin şeylerdir. Yani ilkokul birde öğrendiğiniz İngilizce kelime bile iş hayatınızda işinize yarayabilir. Dolayısıyla dil hani çok daha avantajlı gibi gözükebilir. Ama tabii ki eğer dile yeteneğiniz yoksa, zorlanacağınızı düşünüyorsanız o zaman bunlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Ben mesela... E, eşit girmek istemiştim. Ama sonra baktım matematik yapamıyorum dedim ki o zaman sözelden gireyim. Baktım sözelde giren aday sayısı çok fazla. O zaman sözelde çok iyi çalışayım dedim ve gerçekten çok gayretli bir şekilde, çok ciddi bir şekilde çalışıp sözelde iyi bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim yani. Ama yine de şunu da söyleyebilirim ki Birçok arkadaşım, birçok arkadaşım sayısalda esas bölümler, sayısal, sayısal, sayısal dediler. Ama sayısalda yapamadıkları için onlar da iştarlık tercih yapmak zorunda kaldılar. Onlar da benim gibi öyle matematikleri iyi değil yani. Onu da söyleyelim yani. Hani ben iyi bir üniversiteye girin diyorum ama matematiğim de iyi değildi. Yani asla bir tıp fakültesini, asla bir mühendislik fakültesini kazanamazdım. Niye? Çünkü matematiğim iyi değildi. Ama şu kesin ki iyi olduğum alanı odaklandım ve iyi bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Sayısalda da iyi olan arkadaşlar sayısal odaklansınlar. Sayısaldan eşit ağırlık tercihleri de yapılabiliyor. Eşit da sözel tercihleri yapılabiliyor. Ama sözelden sayısal tercih yapmanız biraz zor. Zaten yapamazsınız yani. Sayısal netiniz bile gelmez. Sıkıntı yok. Ben de yapamazdım. Oradan biliyorum. Aralarındaki fark bu. Şu da kesin. Hangi bölümden mezun olursanız olun, kendinizi geliştirdiğiniz sürece, yeni teknoloji adapte olduğunuz sürece, e, dil bildiğiniz sürece her tür mesleğe de e, adapte olabilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Yani ben e, üniversitenin hazırlandığım zaman YouTube'da ders anlatacağımı bilmiyordum mesela. Yani öğretmen olmak istiyordum ama yani YouTube'da mı anlatacağım onu bilmiyordum. Hayat teknoloji çok hızlı değişiyor. Neyse konu nereye geldi? Bir anda eski günlere döndük. Hemen 9 aralık Hazırlık Kampımızın uyarısını bir kez daha yapalım. 26 Temmuz'a geliyor. Yarın bayram. Ama esas bayram 26 Temmuz'a başlayacak. Niye hocam? Çünkü bizler Dokun sınıfı mükemmel bir şekilde tekrar edip 9'dan 10 hazırlık setimizi ödevlerimizi yapıp edebiyatta, tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada, biyolojide ve derslerin en güzeli tabii parantez içinde soru işareti koyuyorum. Matematiği de tekrar ederek Ortaokulda 9. sınıf tekrar yaparak 10. sınıfa bomba bir başlangıç yapacağız. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Arkadaşlar bunu Tonguç mağazadan ve Tonguç Kitapçılarından da isteyebilirsiniz. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Hadi bakalım görüşmek üzere. İyi tatiller, iyi bayramlar ve aynı zamanda da kampta iyi çalışmalar.